Bilmiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi Üstad Hazretleri Ayet-el Kübra'da azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir diyor. Değil mi? Normalde bu Cevşen'in kibirde geçen Allah'ın iki tane ismi. El azameti izaru vel kibriya ridao diye. Bu Allah'ın ismi azamet ve kibriya. Şimdi Risale'nin geneline baktığımız zaman azamet rububiyet olarak gözüküyor. Kibriya da uluhiyet olarak gözüküyor. İzzet olarak gözüküyor böyle. Şimdi bu 22. sözün ikinci makamında 12 tane lema var değil mi? Bu lemanın birinci lemanın içinde tevhid-i hakiki. Evet. Tevhid-i ami anlatılırken burada birinci nükte içinde bir ihtar diyor. Tevhid-i hakikini Allah her şeyin üstünde bir mührü bırakmış, bir damga bırakmış, bir nakşi kalemini bırakmış. Tevhid-i hakiki doğrudan doğruya onu görmek yani. Esbabı geçip. Her şeyin üzerinde Allah'ın evsaf ilahiyesini okumak. Abi. Tevhid-i hakiki o. Cenab-ı Hak her şeyi bir sebebe bağlamış yani. Bu diyor. Şimdi birinci nükte içinde bir ihtar diyor. Neden Allah her şeyi bir sebebe bağlamış? Burada Üstad Hazretleri bir ihtar çekiyor abi. Bu ihtar önemli. Nazara vermek istediğim mevzu bu. Azamet ve kibriyayı anlamak için. Allah neden azamet ve kibriya benim perdemdir demiş yani. Değil mi? Bununla alakalı bir yer okuyorum ben. Birinci nükte içinde bir ihtar. Ey esbab perest gafil. Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Bak dikkat edin. İzzet, evet. İzzet neydi? Kibriya ve? Azamet. Yok. İzzet neydi? Risale? Kibriya ve uluhiyet. Azamet neydi? Rububiyet. İzzet ve azamet öyle istemiş. Bir daha okuyorum cümleyi. Ey esbab perest gafil. Esbab perdedir. Abi. Yani neyin perdesiymiş esbab? İzzet ve azamet öyle ister. Şimdi ben yazıyorum tahtaya bunu. Şöyle. Şuraya yazayım. Hatırımıza gelen soruyu soralım. Esbab şuraya paran perdedir dedi ya abi. Şimdi perdeyi ikiye ayırdık. Bu aynı zamanda şuna da bir misal oluyor. Risale-i Nur ismi hakimin mazharı olduğu için Risale-i Nur'daki yapılan bir teşbihi hakikate tatbik edeceğiz. O metinde bazen oluyor, bazen olmuyor. Mesela dünkü yaptığımız derste Üstad Hazretleri meseleyi söylerken mesela diyor ki ey nefis üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme, o salkımları kendisi takmamış diyor. Böyle bir teşbih yapıyor. Yani tefekküratla biz oradan çıkarmış olduğumuz manayı anlatıyoruz yani. Veya diğerlerinde Allah canibinden baktı ya. Allah her şeye bir sanat yüklemiş. Her şey o sanatı icra ediyor. Ondan sonra biz de dedik ki ey yani Üstad Hazretleri'nin nefsine bakma noktasında Allah Bediüzzaman Hazretleri'ne Risale-i Nur'ları telif etme sanatını yüklemiş. Değil mi? Yani onları metinin üzerinde konuşuyoruz. Bir teşbihi konu. Teşbihin hakikatle münasebetini kurmamız gerekiyor. Şimdi burada bir teşbih yaptı ya abi. Esbab perdedir dedi. O zaman perde ikiye ayrılıyor. Gösteren, evet, örten. Peki neyi gösteriyor, neyi örtüyor? Azameti gösteriyormuş sebepler. Neyi örtüyormuş? İzzeti. Bunun azametin külliyattaki karşılığı neydi? Rububiyet. Bunun külliyattaki karşılığı neydi? Kibriya. Abi. Veya uluhiyet diyebiliriz. Şimdi sebepler perdeymiş. Allah'ın rububiyetini gösterme noktasında, örtme noktasında da. Şimdi bunu anlatırken Üstad Hazretleri bir tane söylerken abi metin içerisinde bunu anlatırken iki tane söylüyor. Yani sebepler bir cihetiyle Allah'ın rububiyetini gösterirken aynı sebep iki cihetiyle örtüyormuş abi.
Yani Cenab-ı Hakk'ın neyini gösteriyor sebepler? Rububiyet dediğimiz evsaf-ı ilahiye. Evsaf-ı efalini gösteriyor. Esmalarını, bin bir esma-ı ilahi gösteriyor. Yedi sıfat-ı subutiye gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın şuunatını gösteriyor. Sebeplerin böyle bir özelliği var. Allah sebepleri perde olarak koymuş. Eğer sebepler olmasaydı biz evsaf-ı ilahi bilebilir miydik? El cevap bilemezdik yani. Allah'ın ilmini bilir mi? Bilemez. Peki nasıl biliyoruz abi? Dünkü meseleden hatırlayalım. Şöyle bir ok çıkartayım. Bizim enemiz vardı. Diğer mahlukatta bu özellik bizimki gibi değildi. Biz enemizi dört şekilde kullanabiliyorduk. Onu yazayım ben. Ayine misal. Vahid-i kıyasi. Evet, vahid-i kıyasi. Evet. Alet-i inkişaf. Enemiz inkişaf edebiliyormuş. Evet. Manayı. Bir de manayı harfi. Manası kendinde değil. Yani biz sebepleri kendimizde ve afakta nasıl görüyoruz, gösteriyoruz bir sebep olarak bizde? Ya ayna misal, ya vahid-i kıyası, ya alet-i inkişaf, ya manayı harfi. Abi, bu şekilde evsaf-ı ilahiyi gösteriyoruz. Ayna misal, bizde numuneler var değil mi? Onlara ayna oluyoruz. Vahid-i kıyası, kıyas ediyoruz. Ben nasıl görüyorum değil mi? Bu sistemi yapan da görüyor. Ben nasıl işitiyorum? Bu sistemi yapan da işitiyor. Kendimizden kıyas ediyoruz. Ben nasıl bu sobayı yaktım değil mi? Cenab-ı Hak da bu kainat evinin sobası olan güneşi yakıyor diye kıyas ediyor. Böyle bu kıyas. Aleti inkişaf, bu da bizde teknolojik gelişmeler, maddi manevi. Şu an mesela nasıl İstanbul'dan Medine'ye İbrahim abi şey gidiyor, uçak gidiyor. Eskiden deveyle gidermiş 6 ayda, şimdi veya da görüntüler gidip geliyor, sesler gidip geliyor ya abi. Bu bizim enemizde oluyor. Enesi olmayan mahlukatta inkişafat olmuyor, maddi manevi. Manevi nokta, maddi dedim. Manevi de mesela Cebrail aleyhisselam gelmiş, oku ya Muhammed demiş. Ben okuma bilmem demiş. Oku ya Muhammed, okuma bilmem. Oku ya Muhammed. Üçüncüden sonra öyle bir okumuş ki, değil mi? Miraç yolculuğunda kendisine oku diyen geride kalmış. Öyle bir inkişaf etmiş yani. Diğerlerinde o yok. Manaya harfi de manası kendinde değil, termometre gibi diyor, değil mi? Başkasının manasını gösteriyor yani. Sende bir şey yok. Bu dördüyle abi sebep noktasında biz evsaf-ı ilahiyi biliyoruz. Şimdi iki şekilde de aynı sebep abi, iki şekilde Allah'ın izzeti ne demiş, kibriyasını örtüyormuş yani. Nasıl? Ben onu okuyayım şöyle. Evet. Mesela hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki sözlerden nereden bakıyorsun? 293 abi. Tamam. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki haksız şekvalar ve batıl itirazları adil mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaaz edilmiştir. Birincisi neymiş? Şöyle yazalım abi. Yani sebepleri Allah niye koymuş? Örtsün diye. Peki neyi örtsün? Haksız şekvaları ve batıl itirazlar. Allah'a gitmesin diye. Yani sebepler Allah perde olarak koymuş. Burada gösterirken aynı sebep burada örtüyormuş abi. Niye örtüyor? Haksız şekvalar ve batıl itirazlar Allah'a gitmesin diye. Gitse ne olur? O şekvayı ve itirazı yapana Allah helak eder yani. Bu haksız şekva veya batıl itirazlar için küçük bir örnek. Azrail aleyhisselam misalini öyle hatırlarsanız, Azrail aleyhisselam kabz-ı ervah vazifesinde değil mi? Cenab-ı Hakk'a demiş ki senin ibadın, ben bu vazifeyi yapıyorum, benden küsecekler demiş. Cenab-ı Hak demiş ki seninle ölüm arasına musibetleri, hastalıkları perde olarak bırakıyorum. O zaman birisi vefat ettiği zaman Bülent abi, şekva ve itiraz veya da bir söz söyleneceği zaman sebebe gidiyor. Mesela diyor ki araba çarptı diyor.
öldü. Veya doktor yanlış müdahalede bulundu. Değil mi? Ondan sonra bu bomba patladı. Veya da kalbi sıkıştı. Veya da şu hastalık oldu, değil mi? Ama böyle sebep olmasa hakikatte öldüren Allah yani. Şimdi o kadar sebebe takılıyoruz ki bak Azrail de daha sebebi yok. Herkes sebebi konuşuyor ya. Normalde tevhid var, bir de tevhid hakikati var. Tevhid, yani Azrail'e Cenab-ı Hak vazife verdi. O vazifesini ifa etti. Azrail az önce buradaydı. Tevhid bu. Tevhid-i hakiki. Allah. Şimdi bunun Azrail vasıtasıyla canını aldı. Yoksa o zaman şekva ve itiraz, değil mi? Allah'a gitse, yani sen niye bu çocuğu öldürdün, benim çocuğumu öldürdün? Değil mi? Niye babamı şey yaptın? Zaten eskiden abi, bu Risale-i Kutsi kaynaklarında Badıllı abi o rivayeti almış. Eskiden Azrail aleyhisselam açıktan gelirmiş yani. İnsanlar dünyanın mahiyetini bildiği için, fakat daha sonra dünyaya daldıkları için şekvalar, itirazlar o zaman başlamış. Mesela adam, Azrail aleyhisselam geliyor, adama diyor ki seni alacağım. Tamam diyor, hadi gidelim. Eskiden öyle açıktan geliyormuş yani. Şimdi düşün, adam geldi, tam 30 gün çalıştı, maaşını alacak. Veyahut da müjdeli bir haber gelecek yarın, değil mi? Geldi şimdi sana, hadi gidelim. Hayda. Öyle birisi varmış abi, böyle Azrail'i görmüş yani. Onun canını alacak böyle. Eyvah demiş, geldi, ölecek yani falan, ne yapayım, ne edeyim. Çocuklar orada oyun oynuyormuş. Demiş ki ya çocukların arasına gelin, oyun oynayayım. Belki demiş yani beni görmezden gelir, şefkat eder. Ondan sonra Azrail gelmiş, adam demiş ki hadi gel Abdü'ye gidelim. Hadi gel demiş Abdü'ye gidelim. Gerçekten olmuş mu yoksa? Yoksa böyle bir... Yani eskiden hatta hatırlarsan abi rivayet kitaplarında şeytan da açıktan gelirmiş. Fakat peygamberimiz dua etmiş yani açıktan gelmesin diye ümmeti Muhammed'e. Bu sefer daha ziyade bize enfüs-i manada geliyor. Lümme-i şeytaneye de münasebet kılıyor. Çok öyle insanların karşısına çıkarmış eskiden. İcad-ı ilahi noktasında şeytan bir şey yapamaz. Yani bunu alıp buradan buraya koyamaz abi. Bir taşı kaldırıp sana atamaz yani. Ancak gelir der ki şöyle yap. Hatta hatırlarsanız peygamberimizi öldürmeye çalışıyorlar. Üsa Hazretleri 19. mektupta diyor. Şeytan insan kılığına girerek herkes fikrini beyan ediyor. Ebu Cehil en son beyan ediyor. Diyor ki biz diyor iki yani Muhammed'i öldürürsek bu sefer onlar bizim öldürdüğümüzü bilir. Yani kimin öldürdüğünü, hangi kavimden olduğunu. Bizimle onların arasında sürekli bu kan davası bir onlardan bir bizden ölür. Peki ne yapalım? Her kavimden 200 tane eli kılıçlı kimse ona saldıralım, öldürelim. Ondan sonra onlar bizden diyetini alırlar. Bu mesele kapanır yani. Şeytan diyor ki bu gencin sözüne kulak verin diyor. Onu, o planı tasdik ettiren onlara şeytanmış yani. 200 tane eli kılıçlı peygamberimizin evini çeviriyorlar. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi yatağında bırakıyor ya. Ondan sonra dışarı çıkıyor, bir avuç toprak atıyor hepsinin gözüne. O planı yaptıran şeytan yani onlara tasdik ettiren. İnsan kılığında girmiş onların meclisine yani. Peygamberimiz dua edince artık insan kılığında gelemiyormuş yani. Abi. Mesela Yahudiler de ayette de sabit. Eskiden Allah onları maymun yapıyormuş yani Yahudilere. Peygamberimiz dua etmiş yani ümmetimden şey olmasın diye. Sureten maymun olmuyor ama sireten oluyor abi. Sireten oluyor yani. Şimdi şuradan geldik buraya. Allah niye sebepleri örten manasında koydu? Haksız şekvalar ve batıl itirazlar Allah'a gitmesin diye. O sebep perde. Hastalık da perde, musibet de perde, ölüm de perde, vesaire canını sıkan her şey perde. Azrail de perde, şeytan da perde. Şeytan da kendi başına vesvese veremiyor. Allah'ın bir esmasının o da bir tecellisi. Evet. O veriyor yani Allah'ın esmasının tecelliyatını o manada masır oluyor. O yüzden Cenab-ı Hak sebebi koymuş. Bülent abi. Çünkü eğer itiraz direkt Allah'a gitse, mesela ben yolda yürüyorum. Değil mi? Düştüm. Takıldım düştüm.
Ya diyorum bu taşı buraya kim koydu veya bu çukuru kim kapatmadı değil mi? Sebebe şey yapıyor. Ama hakikat noktayı nazarında beni düşüren orada Allah yani. Peki hangisi doğru abi? Sebebi mi vermek yoksa hakikata bilmek mi? Yani Şimdi sebebi vermek bize doğru mu? bakan cihetiyle mesela beşeriyet noktada mesela adam oraya çukur açmış, kapatmamış değil mi? Bu ecnebi adam mahkemeye verebiliyorsun, Evet. hak dava edebiliyor sana bakan cihetiyle. Ve buna uyabiliriz yani biz beşeri noktada. Ama teknik hakikat noktasında senin başına o hadiseyi Allah. Allah getirdi yani. İrade ve kudret talik ediyor. O Yoksa birinci dediği mesela diyelim ki Allah'tan bilmeyi eğer bu şeyi yapabilirsek, Evet. kaine misal vahidi kıyasıyla bunları biz fark edebilirsek, bizde Evet. aktif olursa o zaman diyebiliyoruz. Tevhid O zaman aktifliği şekva için. olmuyor. Evet. Ama eğer o yoksa bu sefer öbürü olması lazım ki bu sefer direkt Allah suçlu olmuş mu Mesela olacağız mesela Hazreti şu Ömer haşa yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra böyle bir sokakta yürürken böyle biz pimaş deriz ya bir borunun altında durmuş böyle. Ondan sonra altına bir yüksek bir şey koymuş. Onunla uğraşmış biraz. Demişler ki ya Ömer niye böyle yaptın? Demiş ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan geçerken aynı böyle yapmıştı yani. Yani bu o artık oradaki hangi mana meratibi veya da o meselele ne anlatılmak isteniyor? Belki ben vakıf değilim ama yani bir teknik bir izahatı var o meselenin yani. Yani senin düşmen bunu sebebe veremezsin yani. Hakikat müessir hakiki Allah yani. Tesir hakkı onda. Sebebe şey yapıyorsun ama teknik izahat yani Azrail öldürmüyor, hastalık öldürmüyor, zehir öldürmüyor. Değil mi? Allah öldürüyor yani. Ama sebeple yapıyor o şey yapıyor. Birden yapsa ben ona şikayet edeceğim. Değil mi? Sen niye benim çocuğumu aldın? Niye efendim benim işlerimi iyi yapmıyorsun? Öyle değil mi abi? O zaman ikisine de vereceğiz abi. Yani esbab, bu esbab ama hakikatta bu esbab değil yani. Bunu da bileceğiz. Tevhid-i hakiki de O bileceğiz zaman yani. şöyle İkisini de yapacağım. yani. Diyelim ki sebeple ya ben acaba kadere nasıl bir fetva verdim ki bu oldu yani. Diyebiliriz yani. Öyle hikmet arayabiliriz. Güzel abi. O yüzden batıl itiraz. Şekva Allah'a gitseydi Allah o şekvayı itirazı yapanı helak ederdi. O yüzden sebebi koymuş. Peki diğer bir sebebi niye izzetini koymuş abi? Bunu ben şimdi yerinden okuyorum. Bu önemli. Ya şöyle okuyayım abi. Bir saniye. Ezan okuyayım. Şurası. Demek esbab vaz edilmiş. Ta aklın nazarı zahirisine karşı kudretin izzetini muhafaza için. Zira aynenin iki vecihi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri melekuttir ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir veçinde kudret-i samadanın yenin izzetine ve kemaline münafi halat vardır. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için vaaz edilmişler. Fakat melekiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşiretine münasiptir. İzzetine münafi değildir. Onun için esbab sırf zahiridir. Melekütiyeti de hakikatte tesir hakkileri yoktur. Yani şöyle, şimdi bu soruyla alakalı yani bu hem bir tevhid dersi hem de şu şekilde sebebi bilen bizim kendi cemaatimiz içinde dahi çok az yani. Böyle bilinmiyor yani sebebin iki şekilde perde olduğunu, bir şekilde örterken iki şekilde, şey bir şekilde gösterirken iki şekilde örtüyor ya. Bu ikincisini anlatmak, izah etmek çok zor yani. Ben şimdi bakayım nazara verebileceğim. Şimdi bir ayna misali verdi. Şöyle bir güneşi düşünelim. Allah sebebi niçin vaaz etmiş? Kudret-i Samadaniye'nin izzetine münafi halet varmış. Ne gibi? Ayna misaliyle bunu anlatıyor. Şöyle bir ayna düşünelim. Şimdi bu güneş abi. Bu da ayna. İbrahim abi. Şimdi bu aynada güneş gözüküyor değil mi abi? Gözüküyor. Bu aynanın şu dışarı akseden bir tarafı var ya abi.
aynanın içi melekütiye. Bu dışarı akseden, dışarı abi. Bu da zahiri münevven yüzüğü. Şimdi aynanın bir zahiri akseden tarafı var, bir de içindeki görüntü var değil mi? Şimdi bu aynanın şöyle bir çatlak olduğunu düşünelim abi. Bunun içindeki güneş melekütiyet cihetinde gene güneş. Ama dışarı aksederken bu güneş kemaliyle aksedebiliyor mu? Kendini gösterebiliyor mu? Aynen. Yok. Buradaki kabahat kimin? Aynanın. Aynen. Güneşin bir kabahati yok. Öyle değil mi? Veya da bunun paslı olduğunu düşünelim. Böyle hisli. Değil mi? Şimdi bunun içinde gene güneş var. Melekütiyet cihetinde bir problem yok yani. Fakat bu aksederken bunu aynanın zahir veçine göre, kapasitesine göre ya ayna çatlak, ya oksitlenmiş, ya paslanmış. Aksederken ki zahir yüzünde bu aynanın kabiliyetine göre bu dışarı çıkıyor. Şimdi aynen bunun gibi. Bu ayna abi hususen biziz yani. Bu şems-i ezeli olan Allah. Şimdi Allah bir ayna yapmış kendisi gözüksün diye. Öyle değil mi? Şimdi kendisi gözüksün diye bir ayna yapmış. Fakat bu aynalar Cenab-ı Hakk'ın kendi evsaf-ı ilahiyesini tam gösteremiyor. Ya çatlak, ya kırılmış, ya oksitlenmiş. O zaman şöyle bir durum oluyor. Mesela adam bunu yapmış, bu kalemi. Bu kalem yazmıyor. Ulan senin yapacağın kalemin diyorum ben. Ve araba yapmış, kontağı çalıştırıyor, 5 dakika sonra bozuluyor. Ulan senin gibi ustanın. Değil mi? Şimdi yapılan işe bir laf söylüyoruz yani. Değil mi abi? Şimdi aynen öyle de, Cenab-ı Hak bir ayna yapsın. Kendi cemali ve kemali gözüksün o aynada. Ve o ayna tam Allah'ı gösteremesin. Bu kaba Allah'ın mı, aynenin mi? Aynenin. Yani Allah mükemmel yaptı ama aynada ya çatlak, ya paslı, ya kirli değil mi? Aynası temiz değil, şeffaf değil. Allah sebebi niçin koydu abi? Şuraya yazayım, kısa yazayım şöyle. Efaline yazayım. Abi. Şimdi Allah sebebi iki cihetle örtmesi noktasında koydu. Bir, şöyle yazayım abi. Zatına haksız şekvalar, itirazlar gitmesin. Diğeri efaline abi. Yani şöyle, mesela ben bir sana hakaret ediyorum. Sen şöylesin, sen böylesin. Bir zatına söylüyorum. Bir de senin yaptığın işe söylüyorum. Ben sana zatına bir şey söylemem ama işine söylerim. Bu misal işine bakıyor, efaline yani. Yani Allah bir ayna yapsın da o ayna fıtratını ifa edemesin. Bu mümkün mü? El cevap değil. Değil mi? Yani o zaman demezler mi? Sen düzgün ayna yapsaydın, düzgün göstermeseymiş seni. Peki aynan niye gösteremiyor? İşte kendi tercihleri olduğundan dolayı. O zaman biz aynasına yansıyan efsaf-ı ilahiyeyi biz düzgün gösteremiyoruz ki. O zaman bizi yapanın kabahati suçu yok ki abi. Zaten abi melekût yüzünde zaten güneş var. Zaten yani zaten var yine. Evet. Biz zahirdeki evet, melekût yüzünde. Yani zaten bir sıkıntı yok. Hatta hatırlarsanız şükürü anlatırken Hüsnü Hazretleri külliyatta çok şükür tarifi var. Gayri şuuri şükür var. Değil mi? Ondan sonra gayri şuuri şükür vardı. Bir de bir bakayım. Boğazın takılıyoruz böyle abi. Fıtri şükür var, evet. Fıtriydi değil mi? Ben yerinden bakıyorum ona. Şurası. Şükrü fıtri var. Bir de gayri şuuri şükür var. Bu ne demek? Yani birisi fıtri olarak diyelim ki Allah'ı tanımadığı, bilmediği halde diyor ki mesela işte Amasya elması çok güzel diyor.
elmayı anlatıyor ya. O elmaya ihtiyacını söylüyor. Fıtri şükür yani. O elmayı yapandan bahsediyor. Memnuniyetini ifade ediyor yani. Bu fıtri şükür. Bir de gayri şuuri şükür var ki telezzüz ve zevk alıyor ya. O telezzüz ve zevk gayri şuuri oluyor. Yani şuuru tahrik etmiyor ama o lezzet ve zevkle hoşuna gidiyor ya. Talep ediyor onu. O memnuniyet, şükür, bizim Türkçe'de teşekkür etmek var ya, memnuniyet ifadesi. Telezzüz ve zevkle Allah kim olursa olsun o şükrü ondan alıyormuş yani. Gayri şuuri olarak yani. Telezzüz ve lezzet aldığı için yani, zevk aldığı için. O adam fark etse, fark etse iman oluyor. Ya Allah buna ne lezzet koymuş. Nasıl sistemi bunda toplamış. Tam benim ihtiyacıma o lezzeti veriyor diye. Tam ihtiyacı anında. O zaman iman oluyor. Ama istediği de bu zaten. İstediği de o iman. Ama o bilmeyince gayri şuuri olarak alıyor abi. O zaman yani Allah'ın yapmış olduğu o ayna. Evet. Allah'ın yapmış olduğu şekilde çalışıyor mu abi? Bir cihetiyle çalışıyor yani, biz Allah'a bakan cihetiyle çalışırken bize bakan cihetiyle zahir veçinde aynanın akseden tarafında sıkıntılar olabiliyor. O sıkıntı o aynayı yapana, yani bizi yaratana değil, değil mi? O aynanın kendisine yani tercihlerine ait yani. O yüzden ayna dışarı aksederken çatlak, kirli, oksitli gözüküyor ya. Güneş tam gözükmüyor. Ben şimdi İslamiyet'in iktiza ettiği, Risale-i Nur'un iktiza etmiş olduğu o güzel vasıfları yapsam, hatta üstadımızın ifadesi, biz İslamiyet'in bizden istediği, değil mi, efali bir göstersek, sair dinler, değil mi, sair insanlar feç feç grup grup İslamiyet'e girecek ama biz tam yapam gösteremiyoruz yani. O zaman kabahat İslamiyet'in hakikatlerinde değil ki, biz kabahat aynanın abi. O yüzden Allah sebebi iki şekilde örtsün diye koymuş. Bir, işlerindeki, yani işlerine laf edilmesin diye. İki, zatına laf edilmesin diye yani. Haksız şekvalar, batıl itirazlar gitse, değil mi? Sen helak eder. İkincisi, işine laf söyle. Yani Allah her şeyle mükemmel yapıyor yani. O zaman azamet ve kibriya benim perdemdir. Anlaşıldı mı abi? Yani Cenab-ı Hak sebeple iş yaptığı için aynı sebep bir cihetiyle örterken gösterirken iki cihetiyle, eğer bu olmasaydı biz Allah'ı bilemezdik. Adem Aleyhisselam cennette kalsaydı biz bilemezdik yani. İki şekilde örtüyor. Herkes ehli tahkik olamadığı için. Mesela Geylani Hazretleri bir gün, o zaman katır varmış eşek tarzında yani. Bir yere gidiyormuş. Güzel bir havada. Birden hava değişmiş. Şimşek çarpmış, gök gürültüsü olmuş, yağmur yağmış. Orada yol çamur olmuş falan. Hayvan bunu üzerinden aşağıya atmış. Bülent abi. Demiş ki, eğer demiş sen burada olsaydın, ben sana demiş, bunu yapmazdım demiş yani. Köy yolu. Anladık. Alışıklı abi. Alışıklı. Şimdi Hüseyin Hazretleri, Gelane Hazretleri Hakikat-ı Muhammed'i kendini gördüğünden diyor. O sözleri söylemiş. Makam farklı. Şimdi sen söylesen sen mesul olursun. Yani o makam, kendi makamında söylemiş. Yani öyle bir münasebet kuruyor ki, işte azamet gösteriyor Allah'ın efsaf ilahisini, efendim izzetini, kibriyasını da örtüyor. Peki o aynada tam gösterebilmen için. Çok güzel abi. Şimdi şöyle yani düşünelim. Şimdi bu aynanın niye gözü çatlak? Efendim böyle hisli, oksitli ya abi. Mesela bulanık suda balık avlanır mı? Bulanıklığının gitmesi lazım. Değil mi? Şimdi hakikat noktasında o bulanık su, bu alem-i şehadet, o balıklar terakkiyat, marifet yani. Ben nefsim bulanıkken, aklım, kalbim bulanıkken ben o marifetleri, manaları, feyizleri avlayamam abi. Senin bulanıklığının gitmesi gerekiyor. Yani aynanın zahir veçindeki o çatlaklık, pas, oksit, onu temizlemek gerekiyor. Nasıl temizleyeceğiz? Mesela Hasan abim çok terpler yani abi. Nazara verdi.
külli bu asırda Üsse Hazretleri defi mefasit celbi nefa racı olmuşsun ya. Yani haramdan kaçmak, helalleri yapmaya kabiliyet, rüçhaniyet peyda etmiş bu zamanda. Haramdan kaçmak daha önemli abi. Nasıl ben aynayı sağlam tutacağım, parlatacağım? Haramdan kaçmak yani önce. Ondan sonra terklere kuvvet vermek, tecerrütler yapmak, işte müsbet manada okumalara, müzakerelere kuvvet vermek. O zaman bu aynanın aksederken sen aynasından. Mesela öyle bir konuşuyorsun ki, hatta peygamberimiz hani demiş ya, cennetlik birini görmek isteyen falanca kimseye baksın. İşte birisi demiş ki, falanca secde ederken onun secdesinde Allah'ı gördü. Falancanın sohbetinde ondan sonra işte böyle acayip şey. O makamda doğru. Yani sen öyle bir konuş ki, öyle bir yaşa ki yani İslamiyet gözüksün senden. Allah Resulü gözüksün. Allah gözüksün yani. Sen aynasında yani. Ama o ayna işte paslı, kirli olduğu için abi biz o zaman aksederken tam aksetmiyor yani. Sorunun cevabı buydu abi. Sormak istediğiniz, nazara vermek istediğiniz. Bir de ben şunu nazara vermek istiyordum. Bunu siliyorum. Şöyle. Şimdi bu kader risalesinde abi 5. mepas vardı ya, 2. mepasta 7 tane mesele var. İstidat ve kabiliyet. Bizim potansiyel manasına geliyor ya. Üsse Hazretleri 2. mebhasın 5.sinde kader esbabla müsebbibata bir bakar diyor abi. Yani Allah sebeple o sebebin neticesinde gelen şeye bir bakıyor. Sebep dediği bizim tercihlerimiz. Müsebbibat dediği o tercihlerimizin neticesinde meydana gelen şey abi. Mesela tavuk sebeptir. Yumurta müsebbeptir yani, müsebbebattır. Arı sebeptir, müsebbebat baldır yani. Tercihlerimiz sebeptir, müsebbebat o tercihlerimizin neticesine gelen şeydir. Kader ilim devinden olduğu için senin tercihini de bilir, tercihinin neticesinde meydana gelecek şeyi de bilir. Allah senin hayrını yapacağını da bilir, şerri yapacağını da bilir. Ve bakın istidat dediğimiz şey, bizim o lügat manasında anladığımız, benim külliyatta gördüğümü söylüyorum. Hayır da var bende, şer de var. Allah ikisini de yaratmış. Ben hayır yapıyorum veya şer yapıyorum manasında değil de, evet, esbabla müsebbibata bir bakar. Kaç sene yaşayacaksın abi? 80. Ömür, sermaye ömür diyoruz ya. Şöyle bir doğru farz edelim. Şu mazi. Şurası hal, burası istikbal. Burası 80 oluyor abi. Burası diyelim ki 40 yaşı oluyor. Burası diyor ki işte biri doğum tarihi. Şimdi kader senin mazine, haline, istikbaline bakıyor. Bakın kader ilim nevinden. İrade ve kudreti karıştırmayalım da. Kader senin bu 80 senelik süre zarfında, ömür zarfında yapacağın tercihleri biliyor ya abi. Evet. Ne hayır işleyeceksin, ne şer işleyeceksin Allah biliyor. Bilmese zaten ilah olamaz, mabud olamaz yani. Allah her şeyi bilir. Ve huve bikülü şeyin alim. Bu biliyor ya abi şu tercihlerini. O tercihlerini sana yerleştirmesi istidat dediği şey bu yani. İstidat. Yoksa bütün hayırları yerleştiriyor abi. Bütün şerleri yerleştiriyor. Sen işte onu yapıyorsun. Değil. Neden? Eğer bir insanda hayır tercihi var da veya şer tercihi varsa, Allah'ın o hayır tercihini veya şer tercihini yaratmayacaksa niye bana koydu abi? Mesela şöyle düşünelim. Benim burnum var ama hiç koku yok. O ne işe yarıyor? Kulağım var ama hiç sesler yok. Bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. O ki Allah bize o tercihleri verdi, hayır ve şerleri. Bir kısmını yaratıyor, bir kısmını yaratmıyor oluyorsa, o zaman niye verdi? Diye
Böyle bir şey oluyor o zaman. O zaman istidat dediğimiz şey, Allah her şeyi bildiği için, ilim deminden abi, her şeyi bildiği için, senin ne yapacağını bildiği için veya ne yapmayacağını, hayır veya şerri, onu sana derc ediyor, sen onu yapıyorsun. Abi, hayır mı şer mi, onu yapıyorsun yani, senin tercihin neyse yani. Ama biz şimdi baktığımız için kendimize, abi, Allah istesin, ben de şunu yapaydım diyor. Veya şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı diyoruz ya abi. Bu bize bakan, nefse bakan cihetiyle, beşeriyet itibariyle söylüyoruz yani. Allah bizim halimizdeki şeyi yaratırken o tercihlerimizin bütünlüğüne bakıyor. O zaman şöyle bir durum oluyor. Bu istidat tabiri abi, bizim çekirdek diyelim buna. Bu istidadımızın adı abi, şöyle cüz-i ihtiyari derken diyoruz. Bunun usul esası meyil ve meyildeki tasarruf. Bu istidat dediğimiz çekirdeğin abi, teklif ilahi noktasındaki bizdeki karşılığı cüz-i ihtiyar, onun temeli de meyil ve tasarruf. O zaman şöyle bir durum oluyor. Kader sebeple müsebbibata bir bakarken, bu senin istidat çekirdeğinin üzerine senin ömür ağacını bina ediyor abi. O zaman hiçbir mevcudun, hiçbir şekilde, hususen insanın abi, şikayeti hakkı yok yani. Cemadat diyemez, nebatat niye olamadık? Nebatat diyemez, niye hayvan olamadık? Hayvan diyemez, niye insan olamadık? İnsan diyemez. Bu niye böyle oldu? Şu niye böyle diyemezsin. O zaman şöyle bir mesele ortaya çıkıyor abi. Senin mesela Bülent abi diyelim ki Almanya'da yaşıyor. Sureti var değil mi abi? Çocukları var. Evet. Annesi var. Babası var. Evet. İşi var. Değil mi abi? Vesaire vesaire. Bunların hepsini topluyoruz abi. Allah neye göre sana bu sureti verdi? Neye göre o anneyi babayı verdi? Neye göre sana o işi verdi? Neye göre efendim sana o çocukları verdi? Cevabı senin istidat çekirdeklerine. Allah şartı adi yaptı. O şartı adiye binaen, evet, sebep kabul etti. Onun üzerine müsebbibat dediğimiz bunları halketti abi. Kader ilim nevindendir. O zaman sen çocuğundan şikayet edemezsin. Eşinden şikayet edemez. Orada hikmeti görmemiz gerekiyor. Allah'ın başka icraatlarını görmemiz gerekiyor. Annenden babandan şikayet edemez. Çevrenden şikayet edemez. Mesela daha ziyade bunu şöyle izah ediyorlar. Adam ecnebi diyarında, kafir memleketinde Hristiyan Yahudi olmuş. Ahirete gittiği zaman Allah'a diyecek, beni niye Hristiyan Yahudi memleketinde yarattın da Müslüman memleketinde yarattın? Der değil mi? Bunun yani niye böyle olmuş? Bunu izah ederken fetretten kurtarmaya çalışıyoruz onu. Bu yanlış yani. Cenab-ı Hak da diyecek ki senin tercihlerin bu kadardı yani. Yani senin tercihlerin ecnebi bir memleketinde Hristiyan olacak kadardı. Yahudi olacak kadardı. Ben ona vücut verdim yani. Belki de Deccal. Deccal diye. Evet, o da diyebilir. Beni niye Süfyan yaptın, Deccal yaptın? O da diyor ya, senin hayra tercihin vardı da, değil mi? Ben sana efendim şer mi işledim? Yok. Senin tercihlerin bu kadardı. Şimdi bunu anlarken Hüsnü Hazretleri bu ikinci mefasta ikincisinde herkes vicdanen bilir diyor. Şimdi geçmiş yaşantımıza bakalım. Kimse seni zorladı mı o işi yaparken, hayır veya şer? Yok. Kendin yaptın. Peki bizim burada yanıldığımızda bütünlemesine bakamıyoruz biz. Sadece hale bakıyoruz. O an bizim halimize uygun, hissiyatımıza gelen şeyi istiyoruz, yapmak istiyorsun. Ama bütünlüğe baktığın zaman, mesela herkes ahirete gittiği zaman keşke dünyada daha fazla ibadet edeydim diyecek. E şimdi yap. Niye yapmıyorsun? Değil mi? Yani bütünlemesine bakamıyoruz yani. Kabri her zaman düşünemiyoruz. Sadece bu hale bakıyorsun. O zaman Cenab-ı Hak neye bakıyor?
esbapla müsebbibata bir bakıyormuş abi. Şu 80 senene bakıyormuş senin. Tekliflerin hayır veya şerine onu sana derc ediyor. Sen kendi tercihlerini yaşıyorsun yani. Allah'ın sana zorla koyduğu tercihleri yapmıyor ki. O zaman Cebriye mezhebinin dediği doğru olur yani. Kader sebeple müsebbibi de bir bakıyor. Senin tercihlerini Allah bildiği için sana yerleştirmiş. Buna istidat, bize bakan cihetiyle cüz ihtiyar. Onun daha içerisi de abi meyil ve tasarruf. O yüzden sen bu suratından şikayet edemezsin. Senin tercihlerinin neticesinde bu surat oluyor yani. Senin tercihlerinin neticesinde sen anne baban oluyor, çocuğun oluyor. Annenin babanın tercihleri birbirine iktiran edince evleniyorlar. İkisinin tercihleriyle çocukların tercihleri birbirine iktiran edince bunlar onların çocuğu oluyor, onlar bunun anne babası oluyor. Çocuk diyebilir o zaman ahirete gittiği zaman, niye beni babam peygamber değildi de memur bir adamı bana baba yaptı? Öyle değil mi be abi? Cenab-ı Hak senin tercihlerin bu babayı iktiza etti. Ben de sana bunu verdim. Adalet ettim yani. Adaletsiz bir iş yapmadım ki. O yüzden hakkımız yok diyor Hüsnü Hazretleri. Hak dava etmeye. Peki neye göre adalet? Buradaki adalet ne? Kader ilim nevinden olduğu için, esbapla müsebbibata bir baktığı için abi, senin tercihlerin neyi iktiza ediyorsa Allah sana onları vermiş yani. İşte bu mekanda, bu makamda sorulan soru neydi? Nuh Aleyhisselam peygamber. Onun çocuğu ve eşi kafir olmuş. Ona iman etmemiş. Peki peygamberin şer tercihi mi var? Yok abi. Şimdi meselenin çocukla kadına bakan manası var. Nuh Aleyhisselam'a bakan manası var. Allah'a bakan manası var. Kader ilim nevinden ya. Sebeple müsebbibata Allah bütün sebeplerle, o sebeplerin neticesinde olan şeye bir bakıyor. Biz ayrı ayrı bakıyoruz. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın şer tercihi yoktu. Nuh Aleyhisselam'ın Allah'a mükemmel bir aziyet ve fakriyet bir insanla dua etmek, yalvarmak. Yani eşi ve çocuğu kafir olduğu halde Allah'tan ümidini kesmemek, tevekkül etmek, ondan ısrarla istemek. Bu hayır tercihleri var ya abi. Onlarsız nasıl vücuda gelecek? Peki o kadınla çocuğa bakan mana da babası ve eşi bir peygamber olduğu halde Bülent abi. Evet. Böyle şer tercihleri var. Yani Allah onlara öyle bir sebepleri izhar etmiş ki onlar şimdi ahirete gittiği zaman diyebilir mi ki ya sen bize efendim hayırlar gösterseydin, ondan sonra daha peygamber gönderseydin diyemez ki yani. Veya daha başka bir baba ver diyemez. Cenab-ı Hak diyor ki ya senin tercihlerin o kadar kötüydü, o kadar şerdi ki ben sana peygamber babası yaptığım halde seni, peygamber eşi yaptığım halde sen küfüre düştün yani. Bakın ahirete giden herkes ben şunu yapmadım, etmedim artık orada yalan yok yani. Fıtrat konuşuyor, elin konuşacak, gözün konuşacak, kulağın, ayağın konuşacak yani. Diyemez, ben onu yapmadım diyemiyorsun. Hani mobese kamera oluyor, seni çekiyor, radar oluyor. Adam diyor ki sensin bu diyor. Sen yaptın bak. Bir şey diyemiyorsun o zaman. Aynen, kimse yaptığı işi inkar etmiyor artık. Bir tek şeytana suç atıyorlar yani. Herkes diyor ki şeytan yaptı, şeytan yaptı. Ondan sonra şeytan da diyor ki onlara beceriksizler diyor. Gerizekalılar diyor. Allah size peygamber gönderdi. Değil mi? Alimler kitaplar gönderdi. Değil mi? Onlara bıraktınız. Ben size ne kitap gönderdim, ne peygamber gönderdim. Benim dediğini yaptınız yani. Mesela tavuk yumurta yapıyor. Allah yumurta yapacağını biliyor ya. O istidadı ona yüklemiş. Mesela bu yumurta düşünelim. Allah bunu dünyaya gönderecek. İnekle gönderse gönderemez. Olmaz. Arıyla olsa olmaz. Hikmete zır. Bu yumurtayı dünyaya gönderecek. Buna en uygun varlık hangisi? Tavuk. Tavukla gönderecek. Yani bunun istidadıyla, bunun istidadı iktiran ediyor. Bizim bir babanın tercihiyle çocuklarının tercihi iktiran ediyor. Yani Allah çocukları dünyaya gönderecek. Hangi anne babadan gönderecek? Çocuğun tercihlerine en uygun anne babadan gönderiyor.
O zaman çocuk diyebilir mi? Bana niye bu babayı verdin? Yani ya senin tercihlerin bu babayı iktiza ediyor yani. O babanın tercihleriyle annenin tercihleri bu çocuğu iktiza ediyor. Diyemez ki kimse o zaman. Şu niye böyle oldu böyle? Yani ikisi iktiriyor. Yani Allah adil mutlak olduğu için senin tercihinde olmayan bir şeyi sana vermiyor yani. Sana sunmuyor yani. Ve yaptırmıyor yani. Eğer öyle olsa Cebriye mezhebinin dediği doğru olur. Şimdi burada şurada meyil ve tasarruf var diye abi. Üstad Hazretleri bunu anlatırken buna emri itibari diyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın itibar ettiği şeyler var. Mesela biz de bazı şeylere itibar ediyoruz. Hariçte vücudu olmadığı halde. Mesela sağ taraf. Bu taraf. Senin sağ tarafın neresi? Orası. Yani duruşumuza itibar ediyoruz. Böyle durdum bu taraf sağ oluyor. Böyle durdum bu taraf oluyor. İtibar ediyor mu yani? Şimdi Cenab-ı Hak bizim tercihlerimize itibar ediyor. Emri itibari demek meyil ve tasarruf emri itibarının lügatını söylüyorum. Lügatın lügatı yani. En zahir abi emri itibari hariçte vücudu olmayan şeylere deniyor. Hariçte vücudu olmayan şeyler ne? Cenab-ı Hakk'ın ilminde olup da irade ve kudretinin tahallük etmediği ne varsa bu emri itibari bizim cüz ihtiyarımızın usul esası olan meyil ve tasarruf emri itibaridir. Hariçte vücudu yoktur. Şehadet aleminde. Şehadet alemine çıkması için Cenab-ı Hak bizim meyil ve tasarrufumuza itibar etmiş. Biz rüçhaniyet kazandırdık mı meyil ve tasarrufumuza Allah onu hariçte halk ediyor yani. Emri itibari hariçte vücudu olmayan şeyler. İrade ve kudret tahallük etmemiş. Bizim tercihlerimiz ilmi olarak Allah biliyor neyi tercih edeceğimizi biliyor. İşte bizim anlamakta zorlandığımız Allah biliyorsa istesin değil mi? Ben hayır işleyeyim yani veya şunu yapmayayım diyor değil mi? O zaman teklif ve imtihan olmaz yani. Teklif ve imtihanda soru sorulur. Sen nasıl cevaplarsın? Allah senin cevaplayacağını da cevaplamayacağını da hayrını da şerrini de ne işleyeceğini biliyor yani. Bülent abi. O yüzden peki bunu bilmek bize ne kazandırıyor? Yani deminki derse geçti. Haksız itiraz. Değil mi? Batıl şekvaları Allah'a göndermemek için. Çünkü kaderi tenkit eden ne olur? Bir teşbih yapılmış. Bak tatbik ediyorum ben şimdi. Ne demek kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar? Şimdi örs neydi? Bir kaynakçı düşünelim, demirci. Elinde bir çekiç var. Bir de düzelteceği bir şey var abi. Bunu, mesela bunu düzeltiyor. Hangi zeminde düzel? Bu düzelttiği zeminin adı ne? Örs. Böyle vuruyor. Değil mi? Bu düzeliyor. Bak, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Eğer böyle bu altta bu olmasa nasıl düzel? Şimdi bunu böyle vuruyor ya. Bu örs zemin düzeyken bunu vursa ne olur buna? Bu bozulur, kırılır ya. Yani. Şimdi o örs dediği kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar diyor ya abi. O örs dediği bizim içinde bulunduğumuz olay ve hadisa. O çekiş dediği bizim bakış açımız. Tamam mı? Şimdi ben o olay ve hadisat içerisinde çekiş hükmünde olan o bakış açısıyla kendimi düzeltmem gerekiyor. O örs zemininde. Ama ben o noktayı nazarla o zeminde kendimi düzeltirken o zemine kendimi vuruyorum. O zaman ben bozuluyorum. Ya bu böyle olmaz diyorum ya. Bunu yapamamışlar diyorum. Değil mi? Yani kendimi o olaya vuruyorum. O olayda düzelmem gerekirken Bülent abi. Kaderi tenkit eden örse vurur kırar diyor ya. O örs o bizim düzelmemiz için zemin yani. Abi bizim beşeriyetten çıkıp insaniyet mertebesine çıkacağız ya terakki maneviyat. O zeminde oluyor. Olay ve hadisat olmasa sen nasıl uhuvvet tesanüt yapacaksın? O olay ve hadisatla düzeliyorsun sen. Eğer düzgün vurursan kendini yani. Ama vurmasını bilmezsen o zaman bozuluyorsun. İşte kader bunu bildik. Ne oluyor? Yani
haksız şekvalar, batıl itirazlar Allah eğer gitse, o zaman sen hani diyor ya, iki yakam bir araya gelmiyor benim. Değil mi? Veya hiç işlerim iyi gitmiyor. Bu tarz bir şey var yani onda abi. Onun tespiti lazım yani. Evet. Nazara vermek istediğim bunlardı. Allah razı olsun, El-Fatiha. Sana şimdi diyelim ki seçenek hakkı vereyim. Bütün suretleri önüne koydum. Diyorum ki buradan kendine bir suret beğen. Şu anki hal söyleyeyim. Bunu seçmezsin biliyor musun abi sen? Seçer misin bunu? Seçmezsin. Daha böyle yakışıklı saçları geri tarafı. Tabii saçlı bir şey seçerim. Değil mi? Daha böyle ne bileyim dalgalı bir şey olur değil mi? Uzun boylu. Bunu seçmezdim ben de. Peki niye bana bunu verdi Allah? Ben ana bakarken, menfaatime, lezzetime bakarken Cenab-ı Hak neye göre verdi? Benim tercihlerimin bütünlüğüne göre verdi bunu yani. Evet. Mesela el beğen. Bunu beğenmezsin. Niye? Yani daha menfaatli, lezzetli bir şey. Göz, kulak, hissiyat, makam, mevki. Hemen değiştiriyorsun bak. Ne? Ana baktık biz. Ama Cenab-ı Hak ise abi bütünlüğe bakarak bu sureti verdi. Çocuğu verdi. Eşi verdi. Anneyi verdi. Babayı verdi. Artık ilahir. Müsebbabat dediği o yani. Tercihlerimiz. Esbab tercihlerimizin neticesinde gelen şey. Müsebbabat kader. İlim nevinden olduğu için o planı, programı esbabla müsebbabata bir bakıp vermiş yani. Yani adamın hayır tercihi var da adam hayır yapamıyor. Veya şer tercihi var da adam şer yapamıyor değil. Hayır ve şer ne tercihi varsa herkes onu yapıyor yani. Olur. Yoksa o yüzden bizim dinimizde keşke yoktur abi. Keşkem şöyle olsaydı diyor. Keşkem yok yani, keşke yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da öyle değil mi? Peki niçin yani, tercihlerimizden Allah'ım sonradan pişman oluyoruz? Mesela diyelim ki bu süreci biz yaşadık. Evet. Bu sürecin sonucunda bize istidatlar verdi Cenab-ı Hak. Ama biz şimdi bunu yaşarken niçin o zaman şu anda biz rahatsızız veya niçin bunları şu anda istemiyoruz biz? Evet. Mesela öğrenci zayıf aldı abi. Değil mi? Zayıf notu kimse istiyor mu? İstemez. O aldı ama. Peki niye aldı? Çalışmadı yani. Değil mi? Şimdi aynen öyle de. Şimdi ahirete gittiğim zaman herkes diyecek diyor yani. Değil mi? Sen ya keşke daha fazla ibadet edeydim. Değil mi? Şimdi yap. Niye yapmıyor? Tembellik devreye giriyor. Çevresel şartlar giriyor değil mi? Ailesel şartlar giriyor. Yap bakalım. Bak yapmıyoruz. Yani bunlar etkiliyor içinde bulunduğumuz. Bizim tercihimizi etkiliyor. Allah neyin etkileyip neyin etkilemediğini biliyor ya abi. Hepsini biliyor. Ben dedim ya ben keşke böyle bir evliya olsaydım. Suyun üzerinde iki rekat. Anladın mı? Havada da böyle bir dört rekat bir kılsaydım. Ondan sonra veya bir ben bazen düşünüyorum ya bir faz dört rekatlı bir yatsı namazını kılayım. İki rekatını Mekke'de kılayım. İki rekatını Kabe'de kılayım. Yapamıyorum. İki rekatını Medine'de kılayım. Yapamıyor musun sen? Sen yapamıyorsun. Üçüncü rekata gelince bozuluyor. Tam daha şey yapamadık yani. Yarı yola kadar. Hadi Fatih Sultan'ın tekbir alırken hocasına demiş, hocası demiş ya sen ben namaza geçince hani Kabe'yi böyle gör 5-6 dakika sürüyor yani bir zaman var. Anca görünce tekbir alıyorum. Sen nasıl yani hemen görüyorsun tekbir alıyorsun demiş yani. Yani demek ki duruma göre yani biz ana bakıyoruz. Hani deminden beri nazar vermişsin değil mi abi? Cenab-ı Hak bütünlüğe bakıyor. Ana baktığımız için biz yanılıyoruz yani. Sen geçmişe dönüp bak. Ne kadar yanılgıların var. Hataların var. Keşke şunu şöyle yapmasaydın. Yarın da diyeceksin ki ya keşke daha fazla dersi dinlemiş. İçinde bulunduğumuz şeyler o kadar yani. Tercihlerimiz o kadar yani. Daha fazla yapacağız o zaman daha fazla dikkat edeceğiz. O zaman Allah o bizim dikkat edeceğimizi de biliyor ya abi. Onları da o derc etmiş oluyor yani. Ama biz öncelik sonralık düşünüyoruz ya. Bize zaman var abi. İşte kelam-ı ezeli Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ezelden sormuş. Ezel demek geçmişte değil mazihal istikbal. Yani bu üç zamandan bize soru sorulmuş. Bizim hatırlamamamız o meselenin olmamasına delil olmuyor yani. Ağaç
çekirdeğine derc edilmiş. Bu çekirdek bizim tercihlerimiz. O ömür ağacı, o tercihlerin inkişafı yani. Peki diyelim ki adam mesela 80 yaşına geldi. Evet. Tamam, ömrü de zaten o kadardı. Bu hikmetini anlaması gerekmiyor mu? Orada mesela ya demek ki böyle olması gerekiyor. İşte kader orada... iyilik, güzellik, kemalat Allah'a evet. veriliyor ya. Kusurlar üzerine. Yani ben baktım mesela 80 senelik yaşantıma baktım. Evet. Bunun 30 senesi ya. Ben serseriyane yaşamışım yani. Hı. Oradaki kabahat, kusur bana ait desem. 30 senede ibadetlerimi yapmışım, hizmette bulunmuşum veya 50 sene. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bana fazlından yani. O zaman ben kader ve İslamiyet hududunda kalmış oluyorum yani. Haddimi, hududumu biliyorum yani. Kusurları, günahları üzerime aldım. 80 sene zarfında iyilik, güzellik, kemalatı Allah'a verdim. Mesela Allah'ın bize vermiş olduğu bütün güzellikleri Allah bizden alsa geriye ne kalır? Bizim kusurlarımız, günahlarımız kalıyor yani. Mesuliyeti deruhte etmek gerekir. Adem Aleyhisselam hani Cenab-ı Hak sormuş niye bu günahı işledin? Kafasını önüne eğmiş. Şeytana sormuş niye bunu benim emrime muhalefet ettin? Bu günahı işledin. Beni sen azdırdın demiş yani. Aynı zamanda deruhte etmek bir nevi af dilemek gibi bir şey oluyor değil mi? Evet, kusurunu bilmek manevi istiğfardır. Evet. Kusurunu bilse kusurluktan çıkar. Evet. O yüzden hani aşamadığımız problemlerimiz falan oluyor ya. Oradaki Allah'a karşı kusurumuzu tespit etmek çok önemli yani. Bazıları da öyle yapmıştı ama mesela aşamayınca... İşte o yüzden şeriatta kısas var yani. Kısasın olmasının bir nedeni de kusuruna Allah ceza veriyor. Ceza vermiş olduğu şey kabire ve ahirete kalmıyor. Ama dünyada vermedi, kabire kalıyor. Kabirde verdi, ahirete kalmıyor. İkisine de vermedi, ahirete kalıyor. Büyük bir cezaymış demek. Peki. Bu bize bakan cihetiyle böyle. Allah'a bakan cihetiyle Allah senin doktor mu olacağını, abi, kaynakçın olacağını biliyor yine. Ama sen şimdi mesela doktor olmak istiyorsun. Belki veya başka bir meslek istiyorsun ya. Hı. 20 yaşında da istiyordun, şimdi de istiyorsun değil mi? İşte onların sebeplerine riayet etseydin, Allah da bunu ilmezse bildiği için sana onları derc ederdi yani. Ama şu anda ben keşkem doktor olsaydım, bu bir temenni yani. Veya ben öğretmen olabilirdim. O zaman ben öğretmenlik noktasında kabiliyetsizim. Doktorluk noktasında kabiliyetsizim. Bende var da ben onları yapmadım değil yani. Eğer o kabiliyet istedim olsaydı, Allah yaratsaydı, o zaman doktor olma noktasında kabiliyetli olurdum yani. Kabiliyet abi Allah'ı tanıma noktasında marifettir yani. Mesela hastalık oldu. Marifetin var o hastalıktan Allah'ı tanıyorsun ya. O zaman biz sana bakan cihetiyle mesela doktor ol. Kabiliyetin, marifetin varsa oluyorsun yani. Olamadın bak. Mühendis olamadın. Kaldın mühendis oldun. Mesela şöyle abi şu misal. Mesela dedim ki şu abi muz çekirdeği. Değil mi? Şimdi bu muz çekirdeği de muz olma istidadı var değil mi? Şeftali var mı? Kiraz var mı? Peki bunları buna derc etmenin bir manası var mı? Bülent abi yok yani. Yok. Şimdi bu muz çekirdeği abi dediğimiz şey bizim 80 senelik tercihlerimizin bütünlüğü. Onlar yerleştirilmiş. Mesela bu muz çekirdeğinin kabiliyetli olması demek abi bu kendisindeki o hakikatini dışa vurması demek yani. Muz çekirdeğinin kabiliyetli olması demek. Mesela her muz çekirdeği muz oluyor mu? Olmuyor. Değil mi? Bunun dışa vurumu o zaman kabiliyet oluyor yani. Mesela bu kiraz değil. Değil mi? Bu 80 senelik. Yani benim gördüğüm bu söylediğim mutlak mıdır? Bir noktayı nazar yani. Mesela başka abiler başka noktayı nazar verir. Ondan sonra ya neye göre bunu söylüyorsun? Ben daha ziyade Kader Risalesi'nde o ikinci mefastaki 5. yerdeki ve 6.sındaki metne göre bu izahatları yaptım yani. Hmm. Ama başkası başka yerden başka noktayı nazarlarla beraber daha fazla şey söyler veya da bu böyle değildir şundan dolayı diyebilir yani. Ama benim gördüğüm oradaki meselenin en kritik noktasında abi bunu söyledi. Cenab-ı Hak bu bütünlüğe bakıp
bütünlüğün neticesinde senin tercih ettiği edeceğin şeyleri bilip sana yerleştiriyor. Sen onları yapman, dışa vurumlar ona kabiliyet o abi. Evet. Allah razı olsun, el-Fatiha.